Merhabalar arkadaşlar. Okullar açıldı. Artık ders çalışma rutinlerimiz başladı. Fakat işte okul var, dershane var, özel derslerimiz var belki. Belki sadece okul var. Ama bir yandan şunlarla çok karşılaşıyoruz. Yani ben ders çalışma düzenimi daha tam oturtturamadım. İstediğim gibi olmadı. Program tam olmuyor. İçim rahat değil. Nasıl bir program yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Üstelik de ben zaten program çalışamıyorum, yani program yaptığımda buna tam uyamıyorum gibi söylemlerle sık sık karşılaşıyoruz. Acaba biz nasıl daha güzel çalışabiliriz, nasıl daha verimli çalışabiliriz? Bu işin pratiği nedir, sırrı nedir? Bugün birazcık onlardan, deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söyleyelim, ya da işte ben motivasyon bekliyorum, motive olamıyorum, ders çalışmak için motivasyonum yok, ders başına oturamıyorum gibi söylemlerle çok karşılaşıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim ki motivasyon bu konuda, hani ders çalışma konusunda hiçbir şey değil. Motivasyon bir şey değil yani. Motivasyon gereksiz bir olay. Üstelik hedef belirlemeniz de çok gereksiz bir olay. Yani benim hedefim belirli olsun ki o zaman çalışabileyim. Yo, hedefi belirli olan, belli yerleri isteyen ve ders çalışmayan çok kişi var. Hedef de önemli değil. Motivasyon neden önemli değil? Motivasyon şundan önemli değil. Size her gün motive edecek yeni bir kaynak lazım. Mesela bugün motive oldunuz ve çalıştınız. Yarın eğer bir video izleyip motive olduysanız yarın başka bir video izlemeniz gerekir. Veya sizi biri motive ettiyse yarın başka birini motive etmesi gerekir. Her zaman dış bir motivasyona bağlı olarak ders çalışırsanız zaten bu ancak birkaç gün sürecek bir çalışma olur. Peki bu ders çalışmada en önemli olan şey nedir? En önemli olan şey rutindir. Rutin, bakın. Rutin ne demek? Bundan şimdi biraz size bahsedeyim. Arkadaşlar örneğin her akşam dişlerimizi diyelim ki fırçalıyoruz. Fırçalamalıyız zaten. Ha, bu bir rutindir. Yani bu artık otomatiğe bağlanmış. Hatta dün akşam dişinizi fırçalayıp fırçalamadığınızı bile hatırlamayabilirsiniz. Çünkü standart yapılan bir şeydir. Veya okuldan eve geldiniz, direkt yemeğe oturdunuz. Bu bir rutindir. Her gün geldiğinizde oturuyorsanız bu bir rutindir. İşte ders çalışmayı da rutin haline sokabilirseniz o zaman sıkılmadan, bunalmadan ve düzenli bir şekilde ders çalışmaya başlarsınız. Ve dışsal motivasyon da gerekmeden ders çalışmaya başlarsınız. Demek ki burada en kritik, en önemli nokta rutin oluşturmak. Peki nasıl bir rutin oluşturacağız? Tabii ki herkesin kendisine uygun bir hayat tarzı var, saatleri var. Ama ben burada standart bir öğrenci profilinden yola çıkarak bir rutini anlatayım. Diyelim ki ben sabah 9'da okuluma başladım. Akşam 5'e kadar okulum sürdü. Eve geldim. İşte ailem de geldi. 6.30-7'ye doğru yemeğimizi yedik. Bitti. Şimdi 5'te geldim, zaten 6.30-7'ye doğru yemek falan da yedik. O süreç içinde bir 2 saat dinlenmiş oldum. Ben her durumda saat akşam 8'de dersime otururum. Bakın her durumda akşam 8'de derse oturun. Ve bence aralıksız 10'a 11'e 12'ye kadar bir çalışın. Ara vermek çok ihtiyacınızsa, ihtiyaç hissediyorsanız aralarda bir 5 dakika falan ara verin. Bu ders çalışma süresinde uyaranlar yanınızda olmasın. Uyaran ne demek? Telefon yanınızda olmasın arkadaşlar. İçerideki odada olsun. Ve bu ders çalışma ortamınız kesinlikle hazır olsun. Yani bir şeyleri hazırlayıp da ders çalışmayın. Bir şeyleri masanın üzerine koyup da ders çalışmayın. Her zaman ders çalıştığınız bir masa ve her zaman onun üzerinde size gerekli bütün kitaplar olsun. Siz direkt oraya oturacaksınız ve kolay bir şekilde ders çalışacaksınız. Yani bunun için ekstra bir çaba sarf etmeyeceksiniz. Ve her akşam aynı saatte bunu yapacaksınız. Bu bir rutin haline dönecek. Buna başladığınızda ilk hafta arkadaşlar ne çalıştığınızın hiçbir önemi yok. Aklınıza ne gelirse çalışın. En kolay şeyleri çalışın. Sayısalcıysanız örneğin Türkçe çalışın. Kolay gelen konuları çalışın. Tekrar yapın. Ama her akşam 8'den 11-12'ye kadar saatinizi artık neyse orada geçirmeye çalışın. İlk haftadan sonra daha hedef odaklı çalışmaya başlayın. Yani nasıl hedef odaklı? Bir liste yapın arkadaşlar karşınıza. Ve bu listeden, mesela o liste nasıl bir şey olabilir? Bu haftanın listesi, bu hafta okulda, dershanede, özel derste işlenen konular bunlar. Ve benim bu konularla ilgili testleri çözmem lazım. Matematikten sıraladım, fizikten, kimyadan, biyolojiden sıraladım. Ve her birine akşam oturdum işte rutinime.
Bugün neyi çalışsam, şu dersi çalışsam aldım önüme, onu hallettim. O rutine bir tik attım, bitirdim. Haftaya zaten bu şekilde tik atarak giderseniz haftanın görevleri bir şekilde bitecektir. Siz de bunu nasıl biteceğinizi kafanızda daha bir programlamış olacaksınız. Ve böylece işte şu saatte tuvalete git, şu saatte banyo yap gibi gereksiz planlamalardan, uygulanamayacak planlamalardan uzak kalacaksınız. Bu tarz saat saat ne zaman tuvalete gideceğin, ne zaman ders çalışacağını belirleyen programlar arkadaşlar diyet listesi gibidir. Siz buna bir iki hafta uyabilirsiniz ve daha sonra uyamazsınız. Ama rutininiz olursa, her akşam 8'de ders çalışmaya alışırsanız bir kere ve bunu bir ay sürdürürseniz alışacaksınız arkadaşlar. Bir ay bu rutini sürdürün, bu artık size normal gelmeye başlayacak. O zaman zaten o masanın başına oturmadığınızda kendinizi rahatsız hissedeceksiniz ve o masanın başına otururken de kendinizi zorlamayacaksınız. Direkt her gün bunu yapmış olacağınız için bu size sıradan, standart bir hareket haline gelecek ve göreceksiniz ki çok çok daha rahat ders çalışabiliyorsunuz. Dışsal motivasyona ihtiyacınız yok. Gereksiz planlamalara ihtiyacınız yok. Sadece rutinlere ihtiyacınız var. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.